Türkiye-Mısır ilişkileri açısından anlamından çok Erdoğan'ın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. 12 yıl boyunca katil dediği, asla görüşmem dediği insanla Erdoğan görüştü. Biz de şunu demek isterdik, çok şaşırdık, şoke olduk ama diyemiyoruz, şaşırmıyoruz. O kadar alıştırdı ki bize. Şimdi 12 yıl sonra böyle bir hareket yapacaksan, o zaman bize niye bu kadar hakaret ettin Sayın Erdoğan? Bunun anlamı neydi? Şimdi bakın, Türkiye çok önemli bir ülke. Çok büyük bir ülke kendi bölgesinde. Hakaret ettiği her liderin ayağına gitti Sayın Erdoğan. Normalde bu insanların, yani ayağına gittiği liderlerin, Türkiye gibi bir ülkede doğru dürüst yönetilse, doğru dürüst dış politikası olsa, o liderlerin hepsi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile görüşmek için kuyruğa girerdi. Dolayısıyla biz böyle dış politikada tuhaf bir durumu yaşıyoruz. Hadi dış politikada yanlış yapıyorsun, dış politikayı kötü yönetiyorsun, dış politikada Türkiye'yi çok kapasitesinin altında bir seviyede yürütüyorsun. İyi ama bari bunu iç politikada bu kadar kullanma. Bakın, dış politika neresi, yerel seçim neresi? Yani ben size bir örnek vereyim. Yani Rabia Meydanı'nda hani büyük bir katliam yaşandı. Gerçekten de hani insanlığa aykırı bir şey yaşandı. Orada Esma diye bir hani kızcağız vurularak öldürüldü. Ve bu işareti her yerde kullandın. Yani bunu bari iç politikada kullanmasaydın. Gittin, ne oldu? Hani içine sindi mi? Değdi mi? Ne hissettin? Ne anlamı vardı bunu yapmanın? Neden muhalefete bunu, niye muhalefetle ilişkilerine soktun? Madem Sisi ile kavga etmek istiyorsun, git Sisi ile kavga et. Madem barışmak istiyorsun, hadi barış. Ona da razı olduk. Ama bunu sen yerel seçimlerde niye kullandın? Şimdi biz sana ne diyeceğiz? Ve bundan nasıl hiçbir rahatsızlık duymuyorsun? Ve senin medyadaki taraftarların, yandaşların nasıl bir yüzsüzlükle, hani her durumda siz haklısınız. Yani kavga ederken de siz haklısınız. Barışırken de hep siz haklısınız. Yani biz bu siyasetsizliğe götürür Türkiye'yi. Dış politikasızlığa götürür. Erdoğan kendi şahsi iktidar hevesiyle Türkiye'nin dış politikası çıkarları arasında kaldığında hep kendisini tercih etti. Hep şahsını tercih etti. Dış politikayı bunun için yapmaya başladı. Bakın, 10 küsur yıl boyunca Türkiye hem ekonomik hem de stratejik kayıplara yol açtı burada. Bunlarla karşılaştı. Bunların bir kısmını geri toparlamak çok zor olacak. Doğu Akdeniz siyasetinden tamamen denklemden dışlandı. Bunun dışında kaldı. Mesela Gaz Forum kuruldu. Türkiye'yi almadılar. Oysa Türkiye Doğu Akdeniz'de en büyük kıyıya sahip ülkeydi. Şimdi bu ekonomik kayıpları nasıl geri alacaksınız? O yüzden de bu bedeli biz toplumca ödüyoruz. Yani Erdoğan'ın şahsi için yürüttüğü dış politikanın karşılığını biz şeyde ödüyoruz. Yani ülkece ödüyoruz, toplum olarak ödüyoruz. Valla tek bir cümleyle söyleyeyim. Yani bu ustalık döneminde Sayın Erdoğan dış politikada onursuzluğun kitabını yazdı. Başka da söyleyecek bir şey yok ona.